Daha önce de çevik bir cezası kaldırılmıştı. Aynı şekilde Cumhurbaşkanı kararıyla kaldırılmıştı. Şimdi de yine iki tane darbeci general cezaları kaldırıldı. Bunu da Anayasa 104. maddesine dayanarak Cumhurbaşkanı kararıyla bu cezaları kaldırıldı. 28 Şubat'ın yaklaştığı bugünlerde iki tane general daha affedilmiş oldu. Darbeye katılanlar affedildi. Daha önce de affedildiği gibi ancak 28 Şubat döneminde mağdur olan, cezaevine giren ve hali hazırda da 28 Şubat yargılamalarıyla içeride bulunan yüzlerce mahpus cezaevinde cezalarını çekmeye devam etmektedir. Şimdi bir mahkeme kararıyla darbe yaptıkları ve bu süreçte briefinglerle yargıyı dizayn ettikleri, yargıya yön verdikleri, yargıyı kullandıkları açık bir şekilde mahkeme kararıyla ispatlı olan generaller serbest bırakılırken onların mağdurları içeride cezalarını hali hazırda çekmeye devam etmektedirler. Ve çoğu bu mahpusların çoğu da hasta, yaşlı ve cezaevinde hayatlarını idame ettiremeyecek durumda olmalarına rağmen hükümlü olarak cezaları devam ettirilmektedir, tahliye edilmemektedir. Adli Tıp Kurumu bilirkişilik görevi yapmak üzere Adalet Bakanlığı'na bağlı bir kurum olarak kurulmuş ve hali hazırda da bu şekilde devam etmektedir. Şimdi Adli Tıp Kurumu'nun verdiği raporlarla hasta mahpuslar tutuklu olarak yargılanmaktadır veya hükümlü olarak yargılanmaktadır veya Adli Tıp Kurumu'nun verdiği raporlarla bu generaller affedilmiş bulunmaktadır. Cezaları kaldırılmış bulunmaktadır. Karar verici merci olarak cezaları aslında bir nevi kaldırabilen bir merci olan Adli Tıp Kurumu bir kere bağımsız bir kurum değil. İkincisi bütçe bakımından da Adalet Bakanlığı'na bağlı bir kurum. Böyle olunca bağımsız değil. Üçüncüsü siyasi mahpuslar arasında bir ayrımcılık yapmaktadır. 28 Şubat mahpuslarına, siyasi mahpuslara, Müslüman mahpuslara yönelik verdiği ikircikli kararlarla olumsuz raporlar verirken ancak 28 Şubat generalleri gibi topluma çok, kamuoyuna çok, kamuoyunda çok tartışılmış bazı mahpuslar yönünden ise verdiği kararlarla aslında şaibeli bir hal almaya başladı. Kararları da işlemleri de şaibeli bir kurum olarak tartışılmaya devam etmektedir. Bize göre Adli Tıp Kurumu'nun Adalet Bakanlığı'na bağlı olmasının kaldırılarak tamamen bağımsız bir kurum haline getirilmesi gerekir. Şimdi 28 Şubat döneminde yüzlerce mahpus var bu şekilde. Adalet Bakanlığı eskiden istatistikleri birebir yayınlıyordu tam olarak. Şu an cezaevinde hem Müslüman mahpuslardan hem de adli mahpuslardan da özellikle çokça cezasını cezaevinde idame ettiremeyecek mahpus bulunmaktadır. Şeyh Musa yıllardan beri kolon hastası, ince bağırsakları alınmış, kalın bağırsağı, ince bağırsağı alınmış, cezasını cezaevinde idame ettiremiyor. Çok ciddi sıkıntılar yaşıyor ancak bugüne kadar cezası defalarca avukatlarının talebine rağmen, ailesinin taleplerine rağmen bu talepleri karşılanmıyor ve cezası kaldırılmıyor. Ve kendisi de cezaevinde bu hastalıklı haliyle yaşamını bir şekilde devam ettirmeye çalışıyor. Sıddık Durgun'da demans hastası, ailesini, avukatlarını tanıyamıyor. Ancak hiçbir talebi karşılanmadı, bugüne kadar da karşılanmıyor. Ahmet Dizdek var yakın zamanda Kocaeli cezaevinde. 2 yıl defalarca ailesinin talebine rağmen, avukatlarının talebine rağmen gönderilmedi. Adli Tıp Kurumu tarafından rapor verdirilmesine rağmen hiçbir şekilde kemoterapi uygulanmadı, hastalığı iyileşmeden müddesi alındı ancak cezası kaldırılmadı, affedilmedi. Şimdi bunun gibi yüzlerce mağdur var, yüzlerce mahpus var. Biz Adli Tıp Kurumu'nun bu ikircikli yaklaşıma son vermesini, evet generallerin cezasını kaldıracaksa bunu herkes için aynı şekilde Cumhurbaşkanı'nı ve Adli Tıp Kurumu bu iki generale ve Çevik Bey'e uyguladığı uygulamanın aynısını tüm hasta mahpuslar için bekliyoruz. Sadece seçim öncesi generallere değil, hasta olan bu hakkı hastalığı itibariyle cezaevinde yaşayamayacak olan tüm mahpuslara bu hakkın, bu uygulamanın aynen uygulanması gerekir. Umarız ki bu uygulama bütün mahpuslara uygulanır. Ve bu ikircikli yaklaşım, bu çifte standart ve bu şaibeli kararlar sadece belirli bazı kişilere, imtiyazlı bazı kişilere ve seçimler öncesi bir uygulamayla bırakılmayacak. Umarız ki herkese uygulanacak bir uygulamaya dönüştürülecektir.